Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Evet ilginç bir durum var. Altı ayağını kırdı ama bizde hizmette sınır yok. Ayak kırık da olsa, kafamız da kırılsa yayına hmm. devam ediyoruz. Etik yayıncılık ilkeleri tabii bunu gerektirir. Aynen öyle. Bugün yine bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin'i konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Özellikle Ethereum'da önemli gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Klasik hatırlatmamızı da yapalım. Çekiliş devam ediyor. Kanala abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın, başlıyoruz. Şimdi altı yayına başlamadan evvel sen bunu böyle at toyna gibi koydun ortaya. Ne oldu bu ay abi? Anlat izleyiciler Bana merak ne etti. Ne oldu? Ethereum düşmeye başlayınca... Ben de tek motokat giriştim Vitali'ye. Sonuçta böyle bir şeyle karşılaştık. Ethereum'la beraber sen de düşün herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bir yana görünmez kaza. Evin salonunda yürürken bileğimi burktum böyle bir iki kemik kırıldı falan saçma evet, sapan. Enteresan bir ayak kırma <laughs> şekli. Kırık var değil mi? Evet kırık var iki tane. Yani düz yolda yürürken evin salonda salonunda yürürken de ayağını kıran çok ilginç. Evet. Yoksa Ethereum düşüyor ben ayakta ne lazım ben de mi düşeyim dedim. <laughs> <laughs> Hakikaten. İnşallah 40 geçince de Ethereum yükselmiş olur yatırımcılar için. İnşallah, inşallah. Şimdi bir toparlamaya başladı ama hı hı. ufak bir toparlama tabii yani. düşüşüne hı hı. baktığımız zaman nerelerden nerelere. Neyse şimdi biz her zamanki gibi Bitcoin'le başlayalım. Evet. Ethereum'u çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi Bitcoin şu an biz yayını yaparken bir 6500'ü geçti. Evet. Hatta yani çok kritik bir zamanda yayın yapıyoruz. Hani hı hı. E, ama şu an 6500'ü geçmesi çok bir anlam ifade etmiyor. Artık kriptolarda hı hı. öyle seviyelere geldik ki özellikle altcoinlerde bitcoin'de pek değil de. Dün daha da şöyle söyleyeyim bir hafta evvel düştü diye Allah belasını versin battık bittik dediğin hı hı. noktaya bir hafta sonra çıktı diye sevinir hale geldik hı hı. insanlar. Böyle karmaşık duygular yaşatıyor evet, kripto şu an piyasası. Aslında böyle doğru nakitten çıkabilenler çok para kazanıyor yani. Çünkü şu an altcoin'lerin en kötü kazandıran altcoin %20 kazandırmış falan. Düne göre falan. Düne Ama göre. dün çok büyük düşüş oldu. Yani Hı -hı. hakikaten çok bayağı dip seviyeleri gördüler. Şimdi neyse biz altcoin'lere geçeceğiz Hı -hı. biraz önce. Bir bitcoin'i biraz konuşalım. Yani bitcoin için 6500'den ziyade 6800 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak Hı -hı. karşımıza çıkıyor. Yani e, bu hep söyledik Eylül ayı biraz kritik bir ay. İşte burada e, ayın 30'undaydı. 30 Eylül'deydi. CBOE'nin başvurusu hı hı. değerlendirecek. Tabii bu öne de çekilebilir. İlla ki 30 olacak diye bir şey yok. Kimi zaman öne çekiyorlar. E, erken bir tarihte değerlendiriyorlar. Yani bu ETF muhabbetlerinin Bitcoin'e etkisi benim her ne kadar hoşuma gitmese de ortada bir gerçek var. Bitcoin'i etkiliyor. Hı hı. Bu bir gerçek. Yani oradan gelecek bir haber Bitcoin'in fiyatına ki CBOE en fazla beklenen başvuru. Hı hı. Yani diğer başvurular içerisinde işte yani ciddi de yani ciddi diyelim yani en ciddi başvuru hı, hı. Yani en çok beklenti oluşturan başvuru CBOE'nin başvurusu. Chicago'nun. Yani e, bakalım ne hı yöne doğru şey yapacak. piyasada ben genel tahminlere baktım. Genel olarak bir herkes bir 5000'leri göreceğiz artık gibi bir beklentiye kavuşmuş durumda. Benim o hoşuma giden bir durum değil. Aslında ben hep yükseleceğini Ümit eden yani taraftayım sen ama. En son kale sensin yani artık evet. sen de bayrak Yani biraz sen. daha bu seviyelerde devam ederse hakikaten bu kale de yıkılacak bir insin artık 5000'i görüyorsa görsün diye. Ya şimdi öyle bir durum olursa hani direnç noktasında <laughs> 6800 dedik öyle bir durum olursa da yani olası bir 5000'lere yolculuğun başlaması durumunda 5750-5800 seviyeleri <laughs> ki önceki dibinde 5750'yi görmüştü zaten oradan <laughs> tekrar bon alıp yukarı çıktı. Ee, tekrar 5750-5800 seviyeleri önemli bir destek seviyesi olarak bizim karşımıza çıkacak. Fakat şimdi ee, tabii 5750-5800 yani 5750'nin de aşasına inerse o zaman şöyle bir problem çıkacak bu senenin en büyük dip arayışına bir daha girecek. Çünkü bu senenin en büyük dibi oydu. 5.750 bir daha aşağı kırılırsa bu sefer yeni dipler biz görmeye başlayacağız. Psikolojik olarak öyle bir problem var 5.750'nin aşağısına düşmesine. Çünkü o 5.750'ye düştüğümüzde hatırlarsan bayağı bir insanları karamsarlık hı hı. durumu sardı haklı olarak. Ne beklerken ne umduk ne bulduk durumu oldu birçok insanda. Fakat ben geçen bir tweet de attım Şunu söyledim. Eee Bitcoin eğer 6000'in altına sarkarsa hı hı. asıl Bitcoin'den çok altcoin'lerin durumu çok e, feci bir hal alabilir. Çok daha dramatik düşüşler yaşanabilir. Hı hı. Altcoin'ler bize geçen onu fısıldadı aslında. Altcoin'ler konuştu bize bir şey söyledi. Dedi ki bak Bitcoin 5000-6200'e falan indiği zaman ben dedi gevşerim. Hı hı. Şimdi dominansı görüyorsun bir yandan dominanslar -60 çıktı. 60'a dayanacaklar. 60'a dayandı artık yani 57.8-58'lere geldi Bitcoin dominansı bu ne demek? Yani artık yatırımcı, içerideki yatırımcı yeni gelen yatırımcıdan artık Hı -hı. hiç bahsetmiyorum. İçerideki yatırımcı en sağlam kale olarak Bitcoin'i e görüyor. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Yani böyle kriz durumlarında insanlar Hı -hı. E, sakin liman ar arar, güvenli liman arar. Kripto para yani birçoğu zaten nakite çıkıyor, tetra Hı -hı. çıkıyor veya işte direkt nakite çıkıyor. Ama içeride kalanlarda yani kripto şeması içerisinde Hı -hı. kalanlarda adresi Bitcoin oluyor. İşte bu, bu da aslında basit. piyasada dönen paranın bir noktada küçüklüğünü gösteriyor. Yani düşün. Parası olan herkes Bitcoin'e geçiyor. Paranın %60'ı Bitcoin'e geçiyor. Buna rağmen o kadar Bitcoin alınıyorsa ve buna rağmen Bitcoin hala 5000 dolar konuşabiliyorsak biz demek ki içeride çok da bir para dönmüyor şu anda. İçeriye para girişine ihtiyaç var. Evet yani içeriye para girişine zaten hep ihtiyacımız var. Hı -hı. Özellikle son dönemlerde yani birçok insan piyasaya küstü o bir gerçek. Hı -hı. Şimdi bu düşüş yapan altcoinler içerisinde öyle bir altcoin var ki ne siz söyleyin ne ben konuşayım. Ethereum. Evet. Ethereum'un düşüşü tabii diğer altcoinlerdeki düşüşler gibi yani normal sohbet konusu olmuyor. Çünkü Ethereum şu an market cap'te bitcoin'den sonra ikinci sıradaki Hı -hı. kripto yani bitcoin'in olası en büyük alternatifi dersek Hı -hı. yanılmış olmayız yani kötü bir söylem olmuş olmaz. Yani e, Ethereum 168 dolar seviyesini gördü geçen günlerde. Bugün hı hı. tekrar bir toparlanıp 200 doların üzerine kendisini attı ama hani şimdi tabii 168 dolar seviyeleri görüldüğü zaman insanlar dedi ki ya ne oluyor? Hani hı hı. Ya, Ethereum, Ethereum'sun sen büyük düşün yani kendine gel 168 hı hı. dolar nedir? diye söylemler oldu. Bizim Telegram grubunda <laughs> işte herkes tabi böyle bir kaos durum. Bu arada bizim Telegram grubuna gelin ya bu sohbetlerin hepsini biz orada yapıyoruz. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında linki var. Biz bütün sohbetleri orada yapıyoruz. Çok güzel sohbetler <laughs> dönüyor. İşte bizim demiş söylüyordum yarım kaldı. Telegram grubunda bayağı bir Alarm durumu oldu, ne oluyor bu Ethereum, günün bütün konusu oydu. İnsanlar haklı tabii yani merak ediyorlar Ethereum'un ne olacağını çünkü çok yatırımcısı var. Şimdi Ethereum'la ilgili şöyle enteresan bir şey oldu. Aslında ben bu Ethereum'un düşeceğini görüyordum ki bununla alakalı geçen hafta bir programda da Ethereum muhabbeti oldu. Ya Ethereum dedim yani dedim ha. devamını getirmedim muhabbetin çünkü hani hem bir yatırım tavsiyesine girmesin hem de Alakasız bir konuyla şimdi Ethereum ya güncel konu durumuna. Alakası. Ondan sonra çok mesaj geldi ama. Evet ondan sonra zaten hemen yakalamışsınız. Pek çok yorum geldi. Aynen. Ya orada yarıda kestin de ne demek istiyorsun diye. Hani ona da şöyle dedim. İzleyiciler dikkatli ya. Evet gerçekten ya. dikkatli. 200 doların altına sarkarsa artık yeni çok hoş olmayan yerlere doğru gidecek. Bu takip etmek lazım dedim. Şu an sarktı da zaten. O yüzden piyasada şimdi çok fazla şey 200 var. 200 doların üzerine at. Yani attı aslında da işte hı hı. E, orada durmaya çalışıyor 200 doların üzerinde. Şimdi Ethereum'daki olay aslında şöyle. E, Ethereum'un düşüş yapması aslında çok mantık dahilinde anlaşılabilir bir olay. Hı hı. Çünkü Ethereum genelde IKOL'lar üzerinde. Yani biliyorsunuz akıllı sözleşmeler hı hı. üzerinden yürüyen bir platform. Şimdi bununla alakalı bir, e, Bitcoin ve kripto para piyasası geriledikçe yani hı hı. içerideki para azaldıkça, ilgi alaka azaldıkça bunlar en fazla IKOL'ları vuruyor. Hı hı. Aykoları şöyle vuruyor. Aykolar çıkmaktan vazgeçmiyor. Fakat e, belli bir süreliğine donduruyorlar. Ya yani böyle şeyler yaşanıyor Aykolarda. Piyasanın ölü döneminde çıkmak istemiyorlar. Hı hı. Şimdi bu da ne oluyor tabi? Ethereum'a olan ilgiyi alakayı azaltıyor. Bu bir. Birinci sebep. İkinci sebep olarak artık bu alanda Ethereum yalnız değil. Tabi bunun da bir etkisi var. Yani Ethereum'un işini yapan şu an birçok kripto para var. Birçok platform var. Böyle söyleyelim. Bu da tabii Ethereum'u vuruyor hı hı. ama ee, esas vuruş bu aykoların. Evet. Ben, yani sen aynı doğrultuda ama ben bir, biraz daha farklı düşünüyorum. Yani şöyle biz geçen sene dedin ya hatta ne zamandan beri? Nisandan beri mi düşüyor? Mayıs'tan beri mi sürekli Bayağı bir aşağı doğru ya gidiyor yeteri. Bunun hani ICO'lar çıkmaktan değil. Şöyle bir şey var. Bir doygunluk diye bir şey var piyasada. Bir yatırımcının böyle hani risk işte çok yüksek olmayan bir yatırımcının para yatırabileceği ICO sayısı bellidir. Birine gider 1000 dolar yatırır, birine 100 dolar yatırır ama hani bir yatırır, iki yatırır böyle 100 taneye yatırmaz. Piyasada bir ICO enflasyonu var. Piyasa evet. zaten olumsuz. Hani bir bir ICO'nun da hayata geçmesi en az bir yıl sürüyor. Belki de evet. daha fazla sürüyor. Ese ben yatırdım birkaç tane, sen yatırdın birkaç tane. Sürekli geliyor ama hani Ethereum alıp yenisine yatırmak gibi bir gerek olmuyor. Çünkü piyasa yükselmiyor. Piyasa gitgide düşüyor. Neden böyle bir yatırım yapasın? Bu aslında Ethereum bazlı değil. Bütün akıllı sözleşme yani ICO'ya yapılabilen paraları etkiliyor. Ama atıyorum bu VeChain'i bir etkiliyordur, 10 bir etkiliyordur. Ethereum Aynen bu bin etkiliyor. etkiliyor. Bu zaten evet, en şimdi bir de kritik o yönü şey. de var. Yani o o da bir tabii Hı -hı. faktör. Ya yani bunların hepsini tabii bile bunların hepsi bir faktör. Bunların hepsini birleştirdiğiniz Hı -hı. zaman ortaya bu sonuç çıkıyor. Tabii işte dediğimiz gibi Ethereum'un düşüşü normal diğer altcoin'ler gibi olmuyor. Hı -hı. Yani hani insanlardaki etkisi diyelim öyle olmuyor yani. Düşüş tabii ki hepsinde e, sıkıntılı bir durum ama insanlardaki etkisi tabii Ethereum'un farklı oluyor. De, yani Neredeyse Bitcoin'in düşmesi gibi <laughs> bir etki yaratıyor. Bir insanlar. de bu genel Ethereum düşüş konusunda şöyle bir şey de var. İnsanlar ICO'yu yatırmak için Ethereum'u alıyor. Sen Ethereum'u aldın tamam fiyatını yükselttin diyelim aldın. e Bu al, alan şirketler zaman içinde bu parayı satmaya başlıyor. O Tabii. Ethereum yükseltiyor da o alan şirketler satmaya başlıyor. Yapılan araştırmalara göre genel olarak hani alan herkes satmamış. Ama en azından %30, %40'ı satılmış bunun. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi onun satması eğer arkadan yeni gelen ICO projelerinde gene Ethereum yatırımı varsa hı -hı. çok bir anlam ifade, yani çok bir anlam ifade etmez derken dengeler. Hı hı. Hani arkadan ama şu alış an varsa, aşağı doğru ama şu gidiyor. an arkadan alış yokken sen oradan bir de satış koyarsan hı -hı. e tabii bu fiyatı aşağı doğru baskılayacaktır. Hı, -hı. Yani bu çok anlaşılabilir bir şey. E bir de bu noktada hani insanlar şeyi de sorgular hale geldi. Bitcoin'in altın döneminde boğada kimse sormaz ama insanlar daha az ICO'ya yatırırken piyasadaki şu um, Ethereum'un arz meselesi daha çok kafa yorulmaya başladı. Sınırsız arzı var çünkü. Evet. Hani sürekli madenciliği şu yapılıyor, an. yapılıyor, satılıyor, Tabii. yapılıyor, satılıyor. Hani belki Yara... piyasa iken kimse sormuyordu ama şu anda insanlar soruyor. Ya bu sınırsız arzı varsa bu bir Nereye noktada hep abi? aşağı gidecek diye. Şimdi şöyle Vitalik bir ara onu tartışmayı açıyorum dedi. Ondan sonra hı hı. yok ben şaka yaptım öyle bir şey yok saçma sapan. E Vitalik demişken Vitalik'ten de bahsedelim. Herkes Vitalik'le hazır hazırım zaten bayağı paragrafım var. <laughs> Şimdi Vitalik'le alakalı özellikle Ethereum yatırımcıları bir öfke patlaması içerisinde. Niye? Çünkü Vitalik'in açıklamaları hiç kendisine yakışmayacak. Yani bu kadar güzel bir platformu kurmuş bir beyne yakışmayacak hı hı. derecede. Saçma, anlaşılmaktan uzak, anlamsız yani bütün... Ee, dünyanın abuklarını bir tarafa topla, şubuklarını bir tarafa topla. Bu kadar abuk şubuk olmaz yani Vitali'nin açıklamaları kadar. Fakat ben burada farklı bir yerden bakıyorum. Bence Vitali'nin bu açıklamaları belli bir plan, plan ve program dahilinde yapılıyor. Yani Vitalin ben bu açıklamaları çok saçma anlamsız işte yok kripto pazarı işte zaten en yükseği görüyor ya bir 100 tane açıklama var ben herhalde şu camiada Vitali en çok eleştiren benimdir adama burada benim söylemedim laf kalmadı ama artık ben bile şunu düşünmeye başladım bu açıklamalar Vitalin yaptığı açıklamalar belli plan ve Hı -hı. program dahilinde yapılan bilinçli açıklamalar neden ha bunun nedeni tabii ki biz burada şu an net bir şekilde Hı -hı. bulamayız ama Vitalik Hı hı. Şunu ben görüyorum. Net bir şekilde Ethereum'un fiyatını baskılamaya çalışıyor. Yani kendisi bunu baskılamaya hı hı. çalışıyor. Ya Yemez. bu başka bir grupla işbirliği içerisinde Başka bir şey vardır. dur odur budur ben bilmem. Ama bu durum bence net. Hı hı. Aslında şu son şeylerde biraz fazla üstüne gittiler Vitalik'in. o da tabii açıklama yapmak zorunda değildi ama Tabii o bir şey söyleyince doğal olarak etki tepki oluyor. Komüniteden cevap geliyor falan. Böyle öyle bir açıklama olur mu canım? Sen bu ya onu başkası söylesin. Sen söyleyemezsin bunu. Sen bu şeyin başındaki adamsın. Hı hı. Ya en son hatta şey muhabbeti var işte. Bu bir Twitter'da böyle bir gay muhabbeti döndürdü bunlar. Bu Vitalik dedi ki bundan sonra dedi ben paraların böyle 1000x falan görebileceğine inanmıyorum dedi. Komünitede coştu ne demek göremez bilmem ne yükselir pazar odur budur. Ondan sonra Vitalik isyan etti. Ya siz benim lafımı niye çarpıtıyorsunuz? Ben dedi ki paraların hani 3'e katlar, 5'e katlar, 10'a katlar. Böyle bir şey piyasa katlayabilir, olabilir. Ama bir daha biz bin göremeyiz dedim. Çünkü dünyadaki bütün paraların kripto paraya döneceğine böyle kriptoya büyük bir yatırım geleceğine inanmıyorum benim dedi. Benim bahsettiğim açıklaması bu değil Hı -hı. ama. Sen başka bir açıklamasını söylüyorsun şu an. Evet. Hı -hı. Ha, o muhabbetin devamında oldu bu da işte. O o o kadar çok tweet attı ki her yani, konuşması benim ayrı bir şey. Vitalik'in 100 tane açıklamasını burada taşı çıkartırız Hı -hı. Koruruz Sen başka bir açıklamasını söylüyorsun. Evet. Ya, Hı -hı. bu daha yeni olmuş bir şey değil mi oldu? Hı -hı. Ondan mi oldu? Ya, her gün zaten bir bomba patlatıyor. Hı -hı. E, ondan sonra hatta şey dedi. Medya Vitalik pesimist diye beni şey yapıyorlar dedi ve şey dedi. Arkadaşlar dedi eğer siz bu kadar inanıyorsanız artacağına gidin Justin Sun'ı takip edin dedi. Justin Sun'ı da etiketledi. Tam adamını yani etiketliyor. Tamam yani Justin Sun <laughs> e, pası attı. Just Oradan insan. sonra araya şey girdi. Binance'ın CEO'su girdi. Şimdi ne alaka da bunlar aslında böyle bir... Aradan sen girseydin bile. bir Bir ben kaldım zaten orada <laughs> laf söylemeyen. Binance'ın CEO'su da bir noktada Vitaliy'e hak verdi. Doğru söylüyorsun dedi. Sen medyanın kurbanısın lafını. Abarttılar diyor ama... Gariban Justin'e yazık oldu. Onun, ondan ne alakası var şimdi de? <laughs> Justin'la adam toplayıp Vitali'yi dövsünler. Bence de. Justin zaten altta kalmadı. Hemen geldi. Kardeşim dedi ben kripto dünyasının 10 trilyon dolara ulaşacağına <laughs> inanıyorum dedi. Hatta bu Apple ve Amazon'dan önce ulaşacak diyor dedi. 10 trilyon dolar mı? Dedi? 10 trilyon İyi, dolar. İyisaflı söylemiş o ya. Böyle Göreceğiz falan. dedi. O meydan dedi 100 yani. 100 trilyon dolar falan da diyebilirdim. Yani böyle bir atışma mevzusu var. Herhalde Vitalik burada o kadar yüklendiler ki ortaya böyle Justin gibi böyle farklı bir figür atayım da biraz da ona yüklensinlere geldi. Valla altı hiç kusura bakma ya. Tamam Vitalik, <laughs> Vitalik falan güzel projeler, güzel Ethereum falan. Ee, tabii ki bunlar belli bir zekanın ürünü yani kalkıp e, normal sokaktaki adamın yapacağı işler değil ama Vitalik'in son açıklamalarıyla benim gözümde de artık Justin Sand'dan. <laughs> yani sansasyonel anlamda Vitalik Justin çok bir farkı kalmadı. İşin teknik tarafını bir tarafa koyuyorum. Okey, tamam ama sansasyon anlamında Artık Vitalik de teknik olaylardan çok şansasyonlarla Hı. aslında tam şey ta ikisi de sensasyonun zıt kutbu oldu. Justin San yükselecek, uçacak, patlıyoruz. Ha, doğru. Bir düşüyoruz, battık, öldük, Ya Justin San şey Justin San şam şeytanı yani Justin San zaten çok böyle hani bize çok malzeme veriyor. Ben Justin San'ı seviyorum. Burada konuşulacak çok ya, şey var. ama. Şimdi ikisinin arasında kalsam ben Justin'i seçerim. Yani bu şey gibi oldu yani ikisinin arasında kalmayalım yani hani böyle ikisinin arasında beter de yani bunlarla ben ısız adaya düşsem ikinci güne çıkmayız yani. mutlaka boğarım ben ikisinde. Neyse yani Vital'in ben bu açıklamalarının gerçekten bir plan program dahilinde olduğunu düşünüyorum. Aklında başka şeyler var muhtemelen. Çünkü yani mantıklı insanın yapacağı açıklamalar değil yani Vital'in ağzından çıkan açıklamalar. Peki bundan sonra Ethereum ne olacak? Yani biraz Hı -hı. onu konuşalım. Yani e, tamam düştü. Şu an bir toparlama Hı -hı. durumu var gerçi. 200 doların üzerine attı. Yani piyasa o kadar volatil ki. Şimdi biz bu videoyu çekerken o fiyatlarda siz izlerken ne Hı -hı. kadar olacak bilmiyoruz. Çünkü bizim yayına vermemiz şu an saat buçuk, tabi altı buçuk Bizim yayına vermemiz gene iki saati bulacak bunu. E, e, Abla bir şey render bilmem ne falan derken. Neyse. Şimdi bir kere Ethereum piyasının toparlamasını bir bekleyecek. Demin bahsettik işte ICO projeleri birçoğu dondurulmuş durumda. Hı hı. Şimdi oralardan bir güç almaya çalışacak. Ya e, tabii bir de ethereum'un şey olayı var. Ethereum'da madencilik bitiyor. Ethereum Proof of Stake'e geçiyor Proof of Work. Onu da ben ertelediler çıkıyor. falan ama ya yani bir... e ertelendi ama artık o iş programı dahiline kondu yani öyle hı hı. veya böyle olacak. Şimdi orada tabii insanlar daha fazla Ethereum tutmak isteyecekler ellerinde. O da bir gerçek. E zaten proof of stake'e geçmesi bir hareket kazandırır. Zaten geçmezse de da... Ha, zor derken, e, ama onu koydular artık iş planına geçecek yani. ihtimalle. Yani hani şu saatten sonra biz geçmiyoruz. Tabii insanlar eklemek için alacaklar falan belli bir miktar ellerine tutacaklar. Çünkü onun açıklamasını yaparken ya Proof of Stake e, güncellemesiyle alakalı açıklama yaparken Proof of Work'a çok bok attılar. Hı hı. Yani hani işte çok enerji, Ethereum bunu kaldırmıyor, odur budur falandır hı hı. filandır derken o geçecekler. Tabi oraya geçtikleri zaman insanların daha fazla ellerinde Ethereum tutması gerekecek. Bu fiyata olumlu bir etkide muhakkak bulunacak falan filan. Ama, Ama tabii tabi seri tabi vadeli şey var. hakikaten uzun vadeli. Bir şey. İleri vadeli şeyler. Kısa vadede şu an Ethereum'un kaderi piyasanın kaderinden bağımsız değil. Evet, hakikaten Ethereum bundan önce yeri geldiğinde Bitcoin'in düşüşüne karşı en sağlam duran parayken şu tabi an canım bayrak açıyordu ya. Tamamen Bitcoin'e bağımlı duruma geldi. Artık şu an mi? Bitcoin yükselmediği sürece Ethereum yükselmez, düşer. Çünkü Aynen. bahsettiğimiz gibi ibra aşağı doğru onu yukarıya çevirmenin tek yolu ICO'lara para akışı olması ICO'lara para akışı olması demek Piyasanın büyümesi demek ya Hepsi birbirine bağlı hepsi Bitcoin'e bağlı Gibi bir şey ya oldu artık şimdi, Ben bir de Vitalik'i şu an kestiremiyorum hani Bitcoin'den bağımsız yani Bitcoin'le düşerse o da düşer Diyoruz ama şimdi Vitalik'te yarın öbür gün Gene farklı bir şey söyleyip yine ters köşe yapıp Hani Vitalik'in söylemleri de Çok etkili oluyor çünkü Hı -hı. Hani tamam bu kadar düştü yeter artık Falan deme durumuna gelirse e, Ethereum'da yine yükselişler görebiliriz Ama Ethereum'a bu seviyeler yakışmıyor yani gerçekten yakışmıyor. Bitcoin'e yakışmıyor ayrı ama Ethereum'a da yakışmıyor. Tabii, tabii o Ethereum artık O yüzden yatırımcısı da bol. Rakibi de çok. Evet, tabii ki Rocky, Rocky yani çok. şu öncelik işte. yani Ethereum o pastadan herkes tırtıklıyor artık. Önceden çok daha tekel konumundaydı. Hani her zaman bir farklı blockchain'ler vardı ama Ethereum çok rahattı. ama şu an o kadar rahat değil yani herkes kendi mainnetine ama geçiyor ontoloji mainnet çıkardı veich mainnet çıkardı herkes smart kontrat destekliyor öyle doğru ama şimdi ethereum'un bu smart kontratlardan bağımsız gerçekten iskelek bir yatırımcı kitlesi de var tamam evet çok doğru çok <laughs> geniş bir kitle var orada Okey. <laughs> ama e, ethereum artık öyle bir seviyeye geldik işte bitcoin'dan sonra ikinci sırada olduğu için hani ben bir yayında söylemiştim burada benim halam beni arıyor <laughs> o şey döneminde Hani oğlum diyor bitcoin mi alsak diyor ethereum mu alsak diyor. Benim halam ne bilir smart hı hı. kontratı da bilmem neydi ICO'sunu falan da filan. Oraya kadar yani hı hı. halkın kılcal damarlarına kadar işlemiş bir kripto ethereum. Yani öyle bir yatırımcı kitlesi de var. O yüzden ee, dediğimiz gibi ethereum'un durumu şu an piyasanın durumundan pek bağımsız değil. Piyasanın düzelmesiyle ethereum da kendisini düzeltecektir. Evet, öyle olması hı hı. gerekiyor. Şimdi Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'u konuştuk. O zaman üç büyüklerin üçüncüsüne geçelim. O zaman Galatasaray'ı konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> üç büyüklerin üçüncüsü Ripple. Evet. Ripple'dan bir haber geldi. Aslında ben açıkçası şaşırdım bu habere. Yani büyük bir sansasyon yaratması bekliyordum. Yani demek ki o kadar da önemli değilmiş dedim günün sonunda. Dava muhabbetini söylüyorsun. Ripple'ın bu Aruç konsorsiyonuyla biz incelemede de söyledik bir davası vardı. Hı hı. Çok ciddi rakamlarda Ripple istiyorlardı. 5 milyar tane mi istiyordu neydi öyle bir dava vardı. İşte Ripple diyordu vermem bunlar diyordu ver odur budur. En sonunda bir anlaşma. En anlaşmaya... son San Francisco şeyinde falan görülecekti Ripple orada bir ha, evet, kale mahkemeyi... işte mahkemeyle. İtiraz bir falan filan. Sonra da dediler ki biz anlaştık kardeşim şartları gizli. Hı. Ripple'ına vereceğini söylemiyor. Ne o tek tarafını alacağını söylemiyor. Sen demin söyledin ben kaçırdım. Normal şartlarda istedikleri 5 milyar Ripple evet. değil mi? Evet. 5 milyar. E, Ripple da şey sayı. diyor yani kardeşim o zaman işte atıyorum 1 milyon dolarsa şimdi oldu bu kaç mil kaç katına çıktı yani ICO'dan bu yana Ripple. O kadar para vermem ben değil falan dedi. Yani sözleşme diyordum. önemli orada. Sözleşmede sen eğer para değil Ripple sayısı olarak konuşuyorsan Ripple 100 dolara çıksın vereceksin. Tabii yani Ripple'ın da kendine çıksın. göre onlar da işte iki maddeye uymadılar. Bize yeteri kadar tabii yatırımcı yani getirmediler dedi. Yani bizim burada onu şimdi kim doğru kim yanlış. Tabii geldi. canım i̇şte, onun pek mümkün zaten değil. Zaten mahkemelerde böyle yıllarca süründü evet, yani evet. onun olduğu. En sonunda anlaştılar. Bir yere bağlamadı. Kimse kimseye şey yapmadı. Ama detayları söylemiyorlar. Ama Hangi detaylar gizli belki de ortada bir rakamda anlaştılar. Ama o bir şey altı. Ya sen şimdi Aruş'a 5 Hı -hı. milyar tane Ripple vereceksen adama dediysen ki yok 5 milyar verme ben sana vermeyeyim. Hani mahkemeye de gitme ben sana el altından 2 milyar Ripple verelim anlaşalım. Aruş da o 2 milyar Ripple'ı satacaksa ben Ripple'ı yatırayım. O beni ilgilendiren bir şey yani. Hı -hı. Bunu saklayamazsın ki benden böyle. Normal bir şey mi ya Amerikan kanunlarına göre de? Demek ki normal bir şeymiş sonuçta ha, o hiç mahkeme. Yani. Ripple'ın yaptığı Ve da iş değil. Iki tarafta meseleleri geride bırakmak için ellerinden geleni yapacak tarzında bir açıklama yaptılar. Yani barış anlaşması imzaladılar kabaca. Yani filler tepişir, çimenler ezilere döndü olay. Hı, hı. E tabii şimdi şurada sıkıntı şu. Biz önceden ne diyorduk? Ripple'ın böyle bir davası var. Olumsuz sonuçlanırsa Ripple için hiç hoş olmaz. Ciddi para kaybeder. O para satılırsa Ripple düşer, ölür, biter vesaire diyordum. Ama o olaydan sonra Ripple'la alakalı başka sıkıntılar çıkmaya başladı hı hı. işte yani. Onlar da ekstra sıkıntı oldu. Ama şimdi hani o bir sonuç olarak Ripple'ın düşüşü için veya yükselememesi için bir düşündüğümüz bir bahaneydi. Kabul edilebilir bir şeydi yani. Tabii ki. E şimdi o, o ortadan kalktı. E doğal hı. olarak e tamam kardeşim dava da bitti. E hani hafif bir yükselme göster, bir şey göster. Hiçbir şey yok. Bir şu... tık bir yukarı attı ama tabii o beklenen şey değil. Ya tabii ama yani sonuç olarak yükümlülüğünden kurtulduğu şey çok büyük bir şey 5 milyar token ya diyoruz beş yani. 5 milyar Ripple zaten toplam arzında 100 milyar olduğunu göz önünde bulundurursan işte artık arzın %5'i yapıyor yani. Yani bu da tabii Ripple'ın bence community gözünde elini zayıflatan bir şey oldu. Artık insanlara gerçekten yani söyleyecek bir şey kalmamaya başlıyor. Yani işte Ripple artık Ripple zaten şu an çok karlı bir şirket yani ama... Hı -hı dolarla artık o Amerika'daki işte o e, devletli devletle olan e, mali şeylerinden dolayı bir kriptoyla arasında bir mesafe koyma isteği. Evet Ripple'ın var. Bu da yatırımcısını Hı -hı. çok üzüyor. Böyle bir problem var ve e, evet Ripple her gün bir anlaşma açıklıyor. Her gün bir bankayla bilmem ne işte e, ortaklık açıklıyor. Fakat Hı -hı. bunların hiçbir tanesinde XRP kullanılmıyor. Ya bu da XRP'nin tabi değerine Hı -hı. yansıyor. Yani negatif anlamda değerini yansıyor. İşte e, Ripple'ın ilk önce buna bir açıklık getirmesi lazım. Buna bir açıklık Hı -hı. getirirse zaten yani XRP'ye bir kullanım alanı sağlarsa. işte bak Western Union diyorduk. Western Union olmadı. Hı -hı. Değil mi? Hani deneme testini yaptı Western Union. Yani hepsi olacak diye bir şey yok tabi ama elle tutulur bir şeye ihtiyacı var. Çünkü ya Ripple gerçekten olsun... hani çok uzun zamandır bu işin peşinde. Evet. Ya ben diyorum Ripple'ı seviyorum ama dediğim gibi şu XRP'ye artık bir kullanım alanı bulması Hı -hı. lazım. Hani böyle hoş beş sevgili olmuyor bu işler. Hani yeri gelir biz de artık burada farklı düşünmeye başlarız hı hı. yani. Çünkü Ripple'ın gittiği yol şu an doğru değil. Doğru hı. değil ve kripto ile arasında ciddi bir mesafe koymaya çalışıyor. ben bu Ripple ile ilgili hani gelecek plan düşüneceğim. Aslında bence olumlu olacak. Ripple iyi bir yere geleceğini ben de düşünüyorum. Ben söylüyorum. Ben Ripple'ı seviyorum. İyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. Şirketin yani bu problemleri çözeceğine inanıyorum bir şekilde. Yani şu şirket de buna düzgün cevap veriyor. Hı hı. İşte en son blockchain summit'e gittiğimizde Ripple'ın Avrupa direktörü geldi. İnsanlar haklı olarak ilk sordukları soru ve son sordukları soru Hep tek soru bu soruldu. Yani XRP'ye nasıl bir kullanım alanı bulacaksınız? Hı hı. Her gün anlaşma imzalıyorsunuz ama biz hiç alakadar etmiyor. Hı hı. Biz XRP'ye yatırım yaptık. Ripple'ın senedini almadık, hisse senedi almadık biz Ripple'dan. Hı hı. Senin Ripple'ın şirketinin karlılığı o zaman coin burn yap. Hı hı. Madem ben, karlı hı. şirketsin, hı hı. coin burn yap abi. Madem öyle, madem sen buraya bu kadar hani beklenen kullanım alanını şimdilik bulamıyorsun. Ben Ripple'ı seviyorum. Hı hı. Bak yanlış anlaşılmasın. Ripple'ı benim sevdiğim herkes bilir. O zaman Coinburn'u yap abi. Sen çok karlı bir şirketsin. Hı hı. O zaman çıkacaksın. Diyeceksin ki işte şu takvim aradıklarla işte şu kadar coin'i ben yakacağım de. Hı, hı. Ya zaten işte zaten Ripple, yüz de, dedi ki ben de Ripple'ı destekliyorum. Bir noktada bir yere geleceğine inanıyorum. Ama burada önemli olan sorun ne zaman? Çünkü insanların sabırları tükeniyor. Tabii, tabii. Ha bence benim hani ne zaman cevabım şu. Ripple şu anda sonuç olarak bankacılık sektörüne hitap ettiği için ağır regülasyonlar altında. Ve hani iddia ettikleri şeyleri yapabilecek regülasyonlar şu an ortada yok. Hiçbir ülke hani var olan Swift sisteminden kafasına göre çıkıp da ben şunu kullanıyorum ya yani herhangi bir bank o riski alacak gibi gözükmüyor şu anda. Hı hı hı. Çünkü sonuç olarak günün sonunda devlete bir hesap vermek zorunda o bankalar. Hı hı. Ha bu ne zaman düzelir? Ha bir devletler işte o devlet büyük bir devlet der ki bu blockchain'in şu şu şartlarda olursa şöyle olursa kabul edilir. Biz böyle de regüle ediyoruz. Ripple da eğer ona uyuyorsa ki hı hı. yani zaten varlığının sebebi bu. Uymak zorunda bir şekilde uyduracak. O zaman kullanmaya başlanır XRP. O zaman Ripple değerlenir. Ama bu ne zaman olur? Bu blockchain nereye gider? Önümüzdeki 10 yılda mı olur? 50 yılda mı olur? Göreceğiz. Bunlar o kadar uzun vadeli sordular ki e kripto yatırımcısı da doğal olarak hani hızlı kar bekleyen insanlar yani en büyük hold'çu bile iki yıl bekliyor en fazla beklemiyor ya da satıyor. Göreceğiz. O yüzden Ripple şu anda ya bir şey sunmak zorunda ya da ölümüne hold. O zaman düşeceğini düşünüyorsanız hold yapmayın canım yani Hı -hı. o hold bakmayanlar için geçerli. Şimdi göz göre göre düşeceğini düşünen için de hold diyemem. Hani adım hakikaten düşeceğini, düşeceğini işte, düşünüyor. O zaman sat alttan düşünüyorsanız. Aynen. Şimdi o zaman yorumlara geçelim mi? Geçelim. Şimdi e, önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir yorum programı yapacağız. Yani Hı -hı. sizden çok farklı yorumlar geliyor. Onlar için ayrı biliyorsunuz programlar yapıyoruz. Birincisini yapmıştık şimdi ikincisini yapacağız. Önümüzdeki programlardan bir tanesi olacak. Bu arada önümüzdeki bölüm komodo incelemesi olacak. Çünkü biliyorsunuz Twitter'da bir anket açtık. Birinci sırada komodo geldi. Hı -hı. Ve e, önümüzdeki bölümde inşallah Allah nasip ederse e, komodo incelemesini Hı -hı. yapacağız. Şimdi o zaman yorumlara geçelim. Karataş Kemal inceleme için teşekkür ederim. Monster'ın model versiyonu nedir demiş. Monster, Monster. dedi, senin için. <laughs> bu, bu Abra A7 güzeldir. 1050 Ti ekran kartı var. işimi görüyor. Şu ya an öyle bir şey gibi oldu da hakikaten <laughs> öyle bir soru geldi hani. <laughs> yani ya, sponsorlu içerik değildir. <laughs> ha, değil sponsorlu içerik. Yani o soru çok geliyor. Altının ile <laughs> alakalı. Biraz büyük böyle göze çarpan bir bilgisayar olduğu için. Sen model versiyonunu söyledin evet, herhalde. Ya memnunum genel olarak. Ha ileride artık 1080'li bir ekran kartı almak istiyorum. Bunda böyle bir dipnot düşeyim. Belki biri sponsor olur da bize bir 1080 gönderir de takarız halde. Vallahi <laughs> tamam, takarsak mining yaparız. <gülüyor> 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 Neyse ikinci yoruma geçiyorum. Mustafa Tahir Erkol. Tamamen spekülatif bir coin. Biraz da millet seviyor. Keşke daha önemli coin'leri ele alsanız emeğinize sağlık. Dogecoin'le alakalı söylemişim. Şimdi kaç, keşke daha önemli coin'ler derken şöyle bir şey var. Kimdi? Mustafa Bey şöyle bir şey var. Şimdi biz gelen isteklere göre programın bir kısmını şekillendiriyoruz. Yani Doge bize çok gelen istek. Yani anormal sayıda istek geldi ile alakalı. Bu bir. İki, Doge market cap'te çok yukarılarda olan bir kripto. Yani zaten biz Doge'u yani incelemesini muhakkak izlemişsinizdir yorum yazdığınıza göre. Doge alakalı fikirlerimizi çok net bir şekilde söyledik. Yani biz de pek olumlu düşünmüyoruz Doge hakkında. Fakat e, ya olumlu yönleri de var olumsuz yönleri de var. Hepsini anlattık incelemede. E, dediğim gibi istek geldiği zaman ona göre şekilleniyoruz. Ama zaten bizim kendi yaptığımız Tabii. incelemeler devam ediyor. Onda bir sıkıntı hmm. yok. Mesela hani Twitter'da biz anket açtık şimdi. İlk 100, ilk 150 dışındaki paraları Anketten falan çıkmadıkça mümkün olduğunca ha, yapmıyoruz biz. Doge bir de biz. ayrıca zaten 20'de yani, yani Doge'un öyle de bir durumu var. <laughs> hani merak edilen bir kripto olduğu zaman hani insanların görmesi lazım, <laughs> ne olduğunu bilmesi lazım. O yüzden yapıyoruz. Zaten hep bunu yatırım yapın diye biz o incelemeyi yapmıyoruz. Biz o incelemeyi yapıyoruz ki ne olduğunu bilin, ha yatırım yapmaya karar tabii. verin veya tabii, yatırım tabii. yapmamaya yani çok karar verin. Birçok insan da bize diyor ki mesela, çok oluyor öyle, incelemenizi izledim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Yatırım yapacaktım, sayenizde vazgeçtim diyor. Hmm. Çünkü yani anlatıyoruz biz ne olduğunu objektif bir şekilde dilimiz döndüğünce nacizane anlatmaya çalışıyoruz. Birçok insan öyle de oluyor. Çok teşekkür ederim diyor. Çok güzel bir inceleme yapmışsınız. <laughs> Ama hadi <laughs> hani şey diyor. Hani sıkıntılı Anladım. yanlarını gördüm diyor siz anlatınca. O, onlar da oluyor. Çok oluyor yani. Neyse devam ederim. Mevlüt Arlıyüz. Ağzınıza sağlık. İlk olarak bir balina terse kalırsa ne yapar? Altıya sormak lazım. Ben bilmem. Balina balina balinalar terste de yüzer. Balina Balina, ter terse kal bali <laughs> balina terste de yüzer. <laughs> Balina tersten <laughs> yüzer. Aynen yani. Bir balinanın terste kalması çok istisnai bir şeydir. Her türlü karda olur. Yani bunu <laughs> özellikle hani bu tabii neye doğru terste kaldığına bağlı da. <laughs> dolara Sunan doğru da... çıkarken zaten çoktan karını etmiştir. O kardan zarar eder. Öyle söyleyeyim. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi. Balina balinadır. <gülüyor> balina balina. <gülüyor> e Dışında öyle bir, bir soru geldik şimdi. <laughs> yani. Nasıl açıklayacağım bilemedim ama. İkinci olarak devam edecek misiniz? Evet. <laughs> Yok özellikle kardan zarar eder. Zaten balina dediğiniz adam o parayı e zaten, çok ucuzdan almış adamdır. Zaten yani almış. almış. Tabii tersi de kalabilirler ama onu bir baline sormak lazım yani biz balina yani. olmadığımız için. <laughs> <laughs> mevlu bir balina yakalarsam buraya getireceğim zaten canlı yayına çıkartacağım sorarsanız o zaman. İkinci olarak devam etmiş madencilikle ilgili bir video yaparsanız ya Mevlüt Bey şöyle biz madencilik kendimiz yapmadığımız için onla ilgili video yapmamız saçma olur. Hani Hı -hı. E, o işi yapıyor olmak lazım. Ha, çok e, bilgim var madencilikle alakalı. Yani hiç izlemediysem en az 100 tane Hı -hı. video izleyip hani o işleri Hı -hı. yapan insanlarla çok oturup kalkıyorum. Fakat e, yani onun yapan adamın onu anlatması Hı -hı. lazım. YouTube'da da onunla ilgili birçok video var. Onu biz yapmayalım. Hı -hı. Yani ha bir gün madenciliğe başlarsak yaparız. Hı, -hı. Orkun Buluk yazmış, Moby Dick altı, soytun <laughs> <laughs> Patlatın şu piyasayı artık. Tamam, patlattık işte düşürüyoruz. Daha ne istiyorsun yani, zaten ne iyi kadar var? Sami Marjin yazmış, piyasada Bitcoin için konuşulan 6000 altındaki beklentiye yorumunuz nedir? Düşmemesi için hiçbir sebep yok. Yani düşebilir. Düştü zaten önceden 6000 hmm. altındaki beklenti derken. Hani çok böyle marjinal bir beklenti değil. Hani böyle 5000 altı falan desen belki anlarım, hmm. marjinal olabilir. Hani oraya da düşmez diye bir şey yok marjinal derken sadece e, hani şu ana kadar olmadığı için son bir yıl içerisinde olmadığı için marjinal diyorum. Yoksa 5000 altına da düşebilir. Hani bunlara her zaman hazırlıklı olmak lazım. Bir B planı lazım. Hı hı. Betterman yazmış. İnsanlar bilinçlendikçe piyasaya olan talep azalıyor. İnsanlar biliyor çünkü düşeceğini. Ben buna katılmıyorum. İnsanlar bilinçlendikçe piyasaya olan talep azalıyor demek. E, yatırım yapan insanlar bilinçsiz demek. Katılmıyorum ben de. Yani. O ben ona katılmıyorum. Hı hı. yani bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi her düşüş düşüşte işte bilinçli adam zaten buraya yatırım yapmaz demek biraz anlamsız geliyor bana. Hı hı. Yani geçen sene bu zamanlarda Bitcoin'in fiyatına bakarsan Bitcoin şu öldü bitti denen zamanda bile bir sene evvel bu parayı almış olanlar %30 %40 falan kardı. Hı, hı. Yani, çok anlık bakıyorlar genel olarak. Anlık yani bir senelik bakmak lazım bu tür şeylere yani var baktığınız vakit siz bir tane ev aldığınızda o ev böyle sene iki katına değerlenmediyse olan ne biçim yatırım mı bu diyorsunuz? E, tabii ki yani. Evet, tamam bunda belki o kadar olmayabilir. Ev gibi olmayabilir ama yani gene de böyle haftalık bazda falan bakarak da ee, öyle yani kötü yatırım dememek şu lazım. Şu da var. Yani nasıl bir arazi aldığını hep söylüyorum ben bu örneği veriyorum ama güzel bir örnek çünkü bir arazi aldığın zaman her gün gidip böyle bir araziye bakıyor musun ne oldu ya bizim arazi diye? Ne yapıyorsun? Yılda bir bakıyorsun ne olmuş hani Çünkü uzun vadeli bir yatırımdır o. O yüzden ben bu tarz şeylerde iyi bir trader değilseniz eğer ee, uzun vadeli düşünmeniz gerektiğini söylüyorum hep. Ee, o yüzden de hani bu görüşe ben katılmıyorum. Bilinçlendikçe piyasaya olan talebin azalması e, ya yani ben benim katılacağım bir görüş değil. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Metin Tülüfünk yazmış. Abi Telegram grubunuza nasıl katılabilirim? Videonun aşağısındaki açıklamalar kısmında Telegram kanallarımızın linki var. Oradan katılabilirsiniz ve muhakkak katılın. İki gruba da katılın. Bir tanesi sohbet, bir tanesi duyuru. Çok güzel muhabbetler dönüyor orada. Katılmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Telegram kanalımıza gelin. Güzel sohbetler oluyor. Haberler ilk oraya düşüyor. O yüzden... Sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.